Bu tarlada karpuz ekildi, tırfanda karpuz. Bu Ocak ayında ekildi, 5 ile 10 arasında. 1 Nisan'da da dolu yağınca bu hale geldi. Yalnız bu ürünlerimizin tamamı Tarsim'de sigortalıdır. Ve gördüğünüz gibi bugün ayın 11'i, aşağı yukarı 10 gün sonra bu hale geldi, kurumak üzere. Ha, biz devletimizden şunu bekliyoruz, Tarsim olarak çiftçilerimiz mağdur, yaklaşık 3000 dönüm arazi bu şekilde mahvoldu, yerle bir oldu. Yani bunun meyve vereceğine inanmıyoruz. Artık takdir devletimizin gelip çiftçilerimize bir an önce bu şeyi hasarı görmeleri lazım. Tarsim geldi gördü bölgemizde, bir ay sonra işte 5 Mayıs gibi gelip bunları tekrar görecekler ama 5 Mayıs'a kadar olacağına inanmıyoruz çiftçi olarak. Bize bir an önce hasarlarımızı karşılasalar sigorta olarak biz de bunları söküp yerine birinci ürün yer fıstığı gitmeyi düşünüyoruz. Zararımızı ancak bu şekilde çıkartacağımıza inanıyoruz. Biz de karpuz ekmiştik aynı esnada. Biz de devletimize yardım bekliyoruz. Tarsim'den bekliyoruz. Dileklerim bu kadar. Tarsim zararınızı karşılıyor mu? Şu anda belli bir şey yok. Yani karşılayıp karşılamaya daha belli bir şey yok. Bir ay sonra geleceğiz zira. Geldiler, testimizi yaptılar, gittiler. Ama biz inanmıyoruz bu karpuzun olacağına. Tüm maliyeti yani çiftçiye göre en düşüğü 5,5 ile 6,5-7 arasında. O bakımdan dönüm olarak maliyeti aşağı yukarı yani ortalama 6000 TL düşünürsek 3000 dönüm yer 18000 liralık bir zarar var. Yani bu zararı da inşallah devletimizin bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Vekilimizin de bizi gelip burada ziyaret etmesi de bizim için çok önemli. Teşekkür ediyoruz. En azından hiç olmasa bir derdimize çare aramakla gelmiştir. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık diyoruz Ayhan Bey'in. Evet, durum ortada. Çiftçilerimiz dertli. Karpuz tarlası gördüğünüz gibi aşırı bir şekilde dolu yağışından çok büyük bir zararlar gördü. Üzerinde bunların meyveler vardı, karpuz meyvesi. Onlar şu anda yaklaşık bir hafta 10 gündür eridi, yok oldu, çürüdüler. Bu bölge Türkiye'de ilk turfanda karpuzun üretildiği yer. Adana ili Tuzla ilçesi, Tuzla ilçesi. Karpuzun kalitesi, meyve kabuğu çok kaliteli. Bu bölgede yani karpuzla nam salmış, ün salmış bir bölge. Hasata ramak kala bir 15-20 gün sonra bu bölgede hemen hemen hasatın ilk hasatlar başlayacaktı. Hasata ramak kala bu bölgede bu şekilde dolu zararı maalesef çok üzücü olmuştur. Zaten ekonomik çıkmazda olan, ekonomik zararda olan üreticimizi bir de pandemi ve virüs zararı da ekledi. Şu anda da dolu afetiyle karşı karşıya kaldılar. Üreticiler buradan şunu istiyor. Mayıs ayında hasatını yapacağımız bir döneme gelmiştik. Geri dönüşümü telafisi zor olan bir dönemdeyiz, bir takvimdeyiz. Devletin şefkatli ellerini, şefkatli kollarını hissetmek istiyoruz diyor. Destek istiyoruz diyor. Bir an önce zararlarımızı, yanlarımızı tespit etsinler. Gerek devlet vasıtasıyla, gerekse de Tarsim vasıtasıyla, Tarsim yapılmayan yerlere de yine devletin desteğiyle ayakta kalmak istiyorlar. Yerine tekrar bir an önce bunu tespit edip yerine tekrar bir başka ürün ekerek hayatlarını ikame etmek istiyorlar, geçindirmek istiyorlar. Buradan seslenelim. Tarım Bakanı'na ilgili yerlere talimat versin. Bir an önce kurullar harekete geçirsin. Buradaki mağdur çiftçilerin zararını bir an önce hem tespit etsinler hem de teslim etsinler. Gördüğünüz gibi dolunun vermiş olduğu karpuzda verdiği zararlar. Bunların hiçbir şekilde pazar değeri olmaz, hasata gelmez. Bunlar tamamen imha edilmek, kesilip atılmak zorundadır. Hani biraz önce söyledik, bölgemizde turfanda hasat yapılır diye. Bu bölgede o Mayıs ayından, 15 Mayıs'tan en geç 15 Mayıs'tan itibaren hasatı başlıyor. Şurada yaklaşık çok az bir hasata ramak kalan bu şekilde dolu, üreticiye verilen bu dolu zararı bir an önce telafi edilmelidir. Bir an önce destek sağlanmalıdır üreticiye. Çünkü karpuz dekara maliyeti masrafı bakımından en masraflı ürünlerin başında geliyor. Üretici bu zararı kaldıramaz.
zımır zımır zımır.